Merhabalar sevgili güzel ruhlar, nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Bugün tarot okumanızı yapmak üzere yine karşınızdayım. Bugün şöyle yapalım istiyorum. Yani hiçbir sınırlama koymadan bakalım kartlar bize hangi mesajları verecek. Bu tarzda bir açılım yapacağım. Evet. Siz de ben kartlarımı kararken içinizden niyetinizi, sorunuzu geçirebilirsiniz. Bir kart düştü bile. Şöyle bir mesaj daha almak istedim. Sanki 3 mesaj yetmedi. Peki. Şöyle yapalım, benim için daha kolay olacak. Evet, diyor ki yani şu, aslında şunu görüyorum ilk başta, şunu söyleyeyim. Birazcık belki de hayat amacınızı sorguladığınız, biraz belki ilişkiniz varsa ilişkiniz içerisinde de bir şeyleri sorguladınız. Hani böyle nereye gidiyorum, ne yapıyorum der ya insan bazen. Sanki böyle öyle bir süreç gözükmüş kartlarda. Ve bunu yaparken de belki bir takım eksiklikler hissetmiş olabilirsiniz. Yani eksik olduğunu hissettiğiniz duygu olabilir. Başarmak isteyip de başaramadığınız şeyler olabilir. Bir şeylerin eksik olduğu hissi burada gözüküyor. Ve bunu çok yoğun hissedenleriniz varsa böyle bir yerlerden gitme kararı almış olabilirsiniz bu arada. Yani bu kariyerdir, iştir, kariyer, iş aynı şey, ilişkidir, kendinizle ilgili yapmak istediğiniz, belki başladığınız bir şeylerden geri dönmektir. Buralarla ilgili sanki böyle içinizden istediğinizi alamadığınız için böyle bir geri çekilme, uzaklaşma, terk etme enerjisi gözükmüş. Ama bununla birlikte şöyle güzel bir şey var ki şurada bir hayat amacınızla beraber geldi bu enerji. Diyor ki yeni arzularınızı da takip etmek için kendinize izin verin. Yani evet, bir şeylerden vazgeçiyorsunuz belki. Belki bir şeyleri böyle bırakma ihtiyacı hissediyorsunuz ki bu çok normal. Yani hayatta sürekli uzun süreler boyunca aynı şeye takılı kalmamak çok doğal, çok normal. Kalmak istememek çok normal. Çünkü değişiyoruz ve çevremiz de değişiyor sürekli olarak. İnsanlar değişiyor, biz değişiyoruz, düşüncelerimiz değişiyor. Dolayısıyla böyle bir his hissediyorsanız ya bende ne problem var demeyin. Çünkü bu aslında normal bir şey diyebilirim. Dediğim gibi belki bir şeyleri bırakıyorsunuz ama orada zaten kendinizi iyi hissetmediğiniz için, belki eksik hissettiğiniz için, belki karşı tarafı eksik bulduğunuz için bırakıyorsunuz. Yani o boşu boşuna olan bir şey değil ki, bununla birlikte de yenilik geliyor. Yani yeni arzularınızı da takip etmek isteği içerisinde gözüküyorsunuz. Ve burada ne var? Tutku var. Kesinlikle şimdi bu dönem içerisinde yapacağınız bir takım kararlar ve başlangıçlar sizin için çok karlı yeni fırsatları beraberinde getirebilir. Ve bir takım böyle kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Bunu henüz fark etmiyor olabilirsiniz ama eğer çok böyle tutkuyla hissettiğiniz bir takım konularda hareket alıyorsanız çok uzun süreler boyunca size olumlu etkileri olacak bir takım değişiklikler yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir başlangıç sürecinde olabilirsiniz. Bunu müjdeleyeyim size. Ve biraz belki
Şimdi burada bir dişil enerji görüyorum. Bu kişi biraz böyle aslında mistik bir havası olan, gizemli bir havası olan bir kişi. Fakat çayık çevrenizden birisi olarak gözüküyor. Muhtemelen de sizin üzerinizde etkisi büyük olan birisi. Bir tık gerçeği görmenizi zorlaştırıyor olabilir. Ve içsel olarak sizin kendinize biraz belki de kendinizi biraz daha fark etmeniz, bu açıdan negatif etki almamanızla alakalı önemli olacak diye düşünüyorum. Yani sürekli danıştığınız, sürekli akıl aldığınız biri var ise çevrenizde ve o kişiden aldığınız akıllar da böyle aslında hani çok değer veriyorsunuzdur ama yani bazen şunu fark etmiyorsunuzdur. Aslında çok da size verdiği akıllar size yaramamıştır. Size gösterdiği yollar size yaramamıştır. Yani böyle birisi var ise belki bunu fark edebilirsiniz. Ve biraz daha o belirsizliği aslında giderecek olan kişinin siz olduğunu fark edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir tık böyle içsel konularla alakalı çok gerçekçi olmamakla ilgili problem yaşanabilir bu süreç içerisinde. Belki varsa ilişkinizle alakalı biraz partnerinizi gerçekçi olmamakla suçlayabilirsiniz. Bir tık belirsizlikler yaşanabilir ama bunlar aslında böyle bir geçiş süreci olarak düşünebilirsiniz bunları. Ve zaten böyle amacınıza doğru gidiyorsunuz. Yani böyle ileride bir hedef var ve burayı oraya doğru gidiyorsunuz olarak düşünün. Hedeflerinize ulaşıyorsunuz, kesinlikle başarıya ulaşıyorsunuz. Yani ben hatta böyle kartları kararken bir içinizden dileğiniz varsa geçirin diyorum. Orada düşündüğünüz şey her ne ise o şeyi böyle başarma potansiyelinizi göstermiş burada kartlar ve belki de hani o dileğiniz ya da o sorunuz hani şunu yapabilecek miyim gibi o her neyse belki onun olabileceğine olan inancınız çok yüksek olmayabilir ya da nasıl olacağını bilemiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili önünüze bir takım yollar çıkacak ve yeni yollar keşfedeceksiniz olarak görüyorum. Ki zaten biraz daha böyle iyimser bir tarafa doğru gidiyorsunuz bakın. Daha o ışığı bulduğunuz, aydınlandığınız, yolunuzun da aydınlandığı bir yere doğru gidiyorsunuz diyebilirim. Tüm hayallerin gerçek olacak diyor bu kart. Çok pozitif bir karttır tabii ki de. Yıldız enerjisi ve pozitif bir enerjidir. Işıl ışılsın diyor. Eğer isteğiniz varsa ünlü olma gibi, görünür olmak gibi, fark edilmek gibi. Yani belki platoniksiniz, platonik aşkınız tarafından fark edilmek istiyorsunuz işte. Burada bu kartta tabii ki de kolektif bir açılım olduğu için böyle herkes için farklı farklı anlamlar var diyebilirim. Bu anlamda güzel bir mesaj olarak geldi. Sadece çok böyle endişelerinizi, o sizi uykusuz bırakan durumları belki de bir tık böyle şifalandırmanız iyi olacaktır. Orayla ilgili dediğim gibi dışarıdan aldığınız etkilere bir bakın derim ben. Yani sizi böyle sürekli aşağı çeken birisi olabilir çevrenizde. Ve bu kişi aslında saf kötü olarak gözükmüyor ama bir şekilde enerjisi ağır birisi. Ve çok bilinçli olarak da yapmıyor olabilir ama birazcık sanki size negatif etki ediyor. İsteyerek ya da istemeyerek. Korktuğunuz bazı şeylerin mesela bakın burada bir ay kartı da vardı. Burada bir kılıç dokuzusu da var. Korktuğunuz bazı şeylerin kendinizi stres ettiğiniz bazı konuların aslında çok da gerçek şeylere dayanmadığını da göreceksiniz bu önünüzdeki süreç içerisinde. Evet şu anda gerçekten böyle somut bir şekilde stres hissediyor olabilirsiniz, korku hissediyor olabilirsiniz ama bunların aslında gerçekliğe dayanmadığını fark ettiğiniz anda zaten orada bir ferahlama yaşayacaksınız. Ve harekete geçmeden önce de rahatlayacaksınız. Bununla birlikte yani bazılarınız böyle yeni bir pozisyon alabilir, yeni bir iş teklifi alabilir, yeni bir iş alanı
potansiyeli görebilir. Yeni bir aslında böyle kısmet de çıkabilir karşınıza. Biraz daha alçak gönüllü olacağınız, biraz daha böyle üretken olacağınız, kıpır kıpır olacağınız ve içinizde de böyle birçok böyle fikir ortaya çıkabilir ve bu fikirler, hani evet bazen öyle dönemler geçiririz ama ortaya çıkmadan bunlar kaybolur ya, öyle değil. Gerçekten böyle hani altın yumurtlayan tavuk gibi düşünün. Bulduğunuz her fikrin değer gördüğü bir sürece de girebilirsiniz. Bu özellikle kariyer alanında, başarı alanında, çok hatta para alanında çok etki edecek size diye düşünüyorum. Umuyorum öyle de olur. Zaten yani böyle doğruluğunuzla, dürüstlüğünüzle öne çıkacağınız, iyi performansınızla öne çıkacağınız bir süreç görüyorum. Belki bir tık böyle hayat amacıyla ilgili demiştim ya ilk başta, duygusal anlamda yani ben böyle nereye gidiyorum, bir buhranı yaşayabilirsiniz ama onun ardından güzel şeyler karşınıza çıkacak. Yani her şerde bir hayır vardır denir ya, belki de o buhran sizi gitmeniz gereken noktayı gösterecek. Bu açılımda biraz daha aslında kendi yolunuzu bulma yolculuğu gibi gördüm ben. Ama bununla birlikte bu yolculukta en çok etkilenen noktalardan biri başarılarınız, maddi durumunuz ve kariyeriniz diye görüyorum ben. Yani evet, ikili ilişkilerinizde, romantik hayatınızda biraz daha şefkat arayabilirsiniz. Biraz daha tutku arayabilirsiniz aynı zamanda. Böyle yakınlık arıyorsunuz sanki. Onu da aslında başarabileceğinizi görüyorum. Yani bir sevgiliniz vardır, çok görüşemiyorsunuzdur, aranızda mesafe vardır. Biraz daha karşılıklı görüşebilirsiniz, yan yana olabilirsiniz, yan yana vakit geçirme fırsatı elde edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi platonik olanlar için karşı taraftan göründüğünüzü fark edebilirsiniz, ilgi görebilirsiniz. Ve eğer böyle ünlü olmakla ilgili, görünür olmakla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız bu alanlarda da başarı elde edebilirsiniz. Yalnızsanız da onu da söyleyeyim. Orada da biraz daha böyle görünür olma ihtiyacıyla birlikte bunu yine gördüğünüzü, yani görünür olduğunuzu fark edebilirsiniz. Biraz daha böyle insanların gözlerinin üzerinizde hissedebilirsiniz olumlu anlamda. Evet sevgili güzel ruhlar, benim bugünlük bu açılımda söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım sizler için yararlı bir açılım olmuştur. Hoşunuza gittiyse tabii ki de beğeni butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarot öğrenme videolarına erişim için ve daha fazla tarot açılımları, ritüeller, spiritüel sohbetlere erişim için kanalımın katıl butonuna üye olabilirsiniz. Özel danışmanlık için de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.